Abu Hurayra radıyallahu anh'dan bu kişi şunu dedi. Bayna raculun bi falatin min al-ard fasamiya sawtan fi sahabatin isqi hadiqata fulan fatanaha zalika as-sahabu fa afraga ma'ahu fi harratin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Bir kişi sahrada ketib borarken sahrada tosattan osmondagi bulutdan bir ovoz eshitdi. O buluttaki ovoz falancını, bağını sug'or dedi. Ana şu bulut bir çekici suruldu da bir tağlı bo'lgan joyga yog'di. İçindeki suni bo'shatdi. Fayda şerjatu min tilka şiraci qad istava abad zalika al-ma'a kulluhu fatatabba al-ma'. Bu suni hammasi ana şu tog'ni yoki toshda joyga yoqqanidan keyin bitta ariqqa jamlandi. Xuddi biroq uni boshqarayotgandek-a. Ve su camlarını paske kadar baktı. فَاِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ ف۪ي قَد۪يخَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَا بِمِسْحَاتِهِ. Ana şu aradan oku borgen su bir bağ gekirdi. Peygamberimiz ayetlediler, bu bağda turgan bir kişi bu suyunu özünü koyduğu asbabı bulan başkarardı, uyakı bir yaka açardı. Şunda böyle buluttaki avazda işken kişi taaccüblenip bağda da haliki bağdaki kişiye kadar ey Abdullah dedi, ismini nima dedi. Bağdagi kişi falancı dedi de, bulutta aytilgan adamda ismini aytdi, yani şu adamdı. Şunda, faqala lahu ya Abdullah, lima tas'alni an ismi? Bağ egasi soradı, nimaga meni ismimi soruyorsunuz dedi. Şunda, buluttan avaz eshitgan kişi aytdi, inni sami'tu sawtan fi sahabi alladhi huwa hamahu yaqulu isqi hadiqata fulan li ismika fama tasna'u fiha. Mana o bulut kelib senga suv qo'ydi. Shu bulutdan shunday bir ovozda eshitdim. Seni ismingni aytib turib, shu odamni bog'iga suvini to'kgan, shu odamning bog'ini sug'organ deganini eshitdim. Bu bog'ing bilan nima ish qilasan dedi. Ya'ni ne bir karomating borki, suv seni nomingni aytib kelib qo'yibdi. Boshqa yerga yoqmayapti yo'q. Bu hadis sahih-i Müslüm'den hatırı aytaman. Bog' egasi qala amma iz qulta hada fa inni anzuru fi ila ma yakhruju minha. Endi so'rading aytaman deyapti. Albatta men bu bog'dan chiqadigan narsani qarayman. Hosiliga qarayman. 3dan birini sadaqa qilaman. 3dan birini o'zim oilam bilan yeyman, 3dan birini bog'ni o'ziga qaytaraman dedi. Hadis nihoyasiga yetdi. Mana bu hadisdan qanday xulosalar, qanday bir ibratlar olinadi? Birinchidan, mana boyagi kishi bulutdan chiqqan ovozni eshitdi. Bu karomat deyiladi birodarlar. Karomat bilan mo'jizaning farqi bor. Mo'jiza faqatgina payg'ambarlarga berilgan. Bu mo'jiza shunday narsaki, Alloh azza va jalladan boshqa hech kim qila olmaydigan ish. Odam bolasi ojiz bo'lgan ish. Qaytarib aytamiz, bu faqat payg'ambarlarga berilgan. Ammo karomat bor, karomat haq. Masalan, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan davrlarda musulmon qo'shini bir joyda jang qiladida, dushman ularni orqa tomondan aylanib o'tib qamal qilib qo'yishi xavfi bo'ladi. Mana shu sariya xabari yo'q turganida bir necha ming kilometr bu yoqda Madinada o'tirgan Umar ibn Xattob odamlarga xutba qilayotib turib to'satdan xutbasini bozib, ya sariyatal jabal, ya sariyatal jabal deydi. Ya'ni ey qo'shin toqqa chekininglar, ey qo'shin toqqa chekininglar. Shuni aytayotganini sezmaydi. Va mana shu aytilgan ovoz ana shu qo'shinning amiriga yetib boradi. Bu mo'jiza emas, bu karomat. Qo'shin toqqa qarab chekinadi, shu sababli mag'lubiyatdan qutulishadi. Kelib mana shunday ovozni eshitdik deganida Madina ahli Umar ibn Xattob shu narsani aytganligini aytishadi. Karomat bor narsa, Alloh taolo o'zining valiylariga bu narsani ko'rsatadiki, o'zini qudratini Alloh taolo bandalari ko'rishligini, mana shu narsa bilan ko'rishligini xohlaydi. Usmon roziyallohu anhu kunlarda birida bir majlisda o'tirganida bir odam kelib o'tirdi. Usmon majlisiga roziyallohu anhu. Orqasidan yana bitta odam keldi. Bir necha odam kirgandan keyin Usmon roziyallohu anhu aytdiki, hozir oldinglarga ko'zida zino alomati bor odam bir kirdi dedi. Bitta odam kirdi, zino qilib keldi ko'zi bilan. Shunda avahyun badan nabiy, bu payg'ambardan keyin vahiy kelyaptimi dedi odamlar.
Usman radıyallahu anh dediler, yok bu müminin farasatı dedi. Demek keramat var. Allah'ın bir salih velilerine, dostlarına Allah-u Teala bana şöyle bir kerametlerini kürsetedi. Hazır biz etteyken kişi hem bulutteki şu avazını yeşitti. İkinci anladığın hulası, yağmur bu hayat, su bu hayat. Allah-u Teala Osman'dan suunu düşürüp ölü yerine tırıltırışı yine etedi. İnsan cesedinin ne çifacı sudan ibaratıdır? Ulamalar ıhtılafı balıştı. Ne çifayız gelirler ittifakı kevalıyorduk? 70, 90, 100 faiz. 100 faiz sulmaz ama kanat durup su yok. Muhumu insanla ekser kısmı sudan ibaret. Demek Osmanlı'nın çıkan su siz bulan bizi tirliğimizi teminlediğim Allah-u Teala'nın bir kerameti müjdesi. Özü oğlanlar bir keşfiyatlar ki nazar sosyal suunu özünü tirliği neyse de bayitçi yaptı. Suun istekendeki suge Japonya'lı gibi bir oğlanın tatkikatını yaptı. Sen yamansan, ben seni yaman göremem de suge kattık hunu yapıları yapıp durup muzhanayı koyup muzlatıp şunu muzudan köşürü alıp mikroskopta görse haligindeki çizilgen kristaldı resmi nahutlu bir başarı hunik böcelgen surat buluyordu. Yani hutta şu başka surat durup ben seni yakış göremem, sen çıralıysan, sen yakışsan deyip durup muzlatıp kristallansa bunu nakşı başka çara aşkı yaptı gözler olarak. Su özü tri nese diye yaptı oğlumlar. Ve yağmur Allah Teala'nın vergen ulu nimetlerinden. Ve yağmurunu kaçan, kayırge, kança yağışını fakat Allah biladı. Bunda adverişi yaptı yok. Tağlı rayonlarda sel yağışının hafı var dedi. Hakikaten yok adam. Bu, yok. Biz keramet degende halal haramda tanıydık an. Beş mehal namazda ibadetteki mumunu düşünemiz. O namazdan bir hafet içip dakikada yürüyen adamda keramet demeyimiz onu ki. Onlar Allah da Allah'a belgen ilimden, tecrübeden faydalanıp bulutu yüzü yakalattı, tahmin eti yaptı. Onlar hem ayta da yüz faiz demeydi. Yoksa yok adı yokmasa yol değildi. Bu, yağmur hayır ya kança, kaçan yok adı Allah da Allah'a özü biledi. Çünkü yağmur kaçan hayır ya kança yağışlığı Allah da Allah özünü huzuruna alırken beş de ilimden bittesiye girerdi. Hiç kimse bildirmeyen. İnna Allah indehu ilmus saati. Kıyamet saati kaçan buluşunu ilmi fakat Allah'ın huzurunda. Ve yunazilul gayf. Yağmur diye özü düşürerdi. Hiç kim bilmiydi hayır ya kança yağışını. Ve ya'lemu ma fil arham. Ananın karnındaki balalarını çıralı mı, hüni mi, akrarası mı, nakıs mı, bunu hem Allah biledi. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَادَ تَكْسِبُ غَدَى Nefs irtege neme topşliğini hem bilmiydi. Perverdigar biledi bunu. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ Ve nefs irtege kayırda ölüşlüğünü hem bilmiydi. Ana şu Allah da Allah hiç kimse bildirmeyen beş de ilimde bittesi yağmur ilmi. Bunu fakat kim biledi? Allah biledi. Üçüncüden Müslüman adam Roparası'daki biraderinin ismini bilmezse Abdullah deyişi mümkün eken. Bu bana şu bendeye nisbeten ikram, hürmet. Allah'ın kul edip duru bu kulunu Allah'ın ismine izafa kılıçdaki. Birader deyimiz o. Abdullah dese demek bol olar eken. Törtüncüden Müslüman adam uzun sevabli amellerini elbette bir kitap yaşayıp yürüdü ki riya sun'a aralaşmamasındaydı. Bir kitap oladı amelini. Ama eğer adamlar ibretlenişi için soruyor bosa, soruşsa ayçiliği hılasıya hılafmaz. Çünkü boyaki kişi gelip ne mesele var ki işin var. Seni ateğini ayıp durup yonları gelip yonu yaptı degeni de kıyan işini ayıttı. Biz de soramasın yapar oramızda. Demek sorarken de ibret üçün sorarsa açsa bularken. Un geçe ne makamasını gereken? Köz köz kımasını gereken. Bu hadiste miskin ve fakirlerge hayr-i ihsan kılıçının fazilet hakkıdan bir ayeti ötülündü. Yani karayın üçten birini tarkat hemen de yaptı. Üçten birini bola çakan bile yiyemem, üçten birini bağda özge sarpılayemem de yaptı. Demek bu salih kişiye yağmurunu
ismi aytilib qo'yilishigina sabablardan bittasi yetim yesada haqqini o'zini bog'idan chiqarib beradi. Shuning uchun umuman dunyo topayotgan, tijorat bilan shug'ullanayotgan akalarimizga aytiladigan narsa. Qo'lida dunyosi bormi? Kambag'al bechorani haqqini bersin. Bu o'rinda Qur'on Karimdagi Qalam surasiga murojaat qilsak, Alloh taolo bog' egalarini qanday balolaganligini xabarini beradi. Astag'fir billah, inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idza qasamu la yasrimunha musbihin. Yamanda juda bir katta maydonda egallagan bog' bor edi. Ana shu avvalgi o'tgan davrlarda. Bu bog'ning egasi solih inson edi. Meva pishgan paytda, hosil yig'iladigan paytda kambag'al bechoralar kelar edi, ularning haqlari ulushlari berilar edi. Bu solih kishi shu ishida davomli bo'ldi. Bog' meva berib yashnab turdi. Endi noqobil farzandlarga qoldi otaning vafotidan keyin bu bog'. Shunda ular aytishdi, otamiz esi yo'q odam edi. Shuncha katta bog'ning bir qismini, mevasini berib yorardi. Endi biz bermaymiz. Bermasak ko'proq deyadi o'zimizga dedi. Ular mana shunday bir Allohga osiy bo'ladigan ishni niyat qilib yotishdi. Fatofa alayha ta'ifun min robbika va hum na'imun. Qorong'ida borib, hech kimga bildirmasdan terib yoramiz. Birorta bir miskin kelib so'rab tura olmasin deb yotishdi. Kechasi bir aylanuvchi chiqdi-da, bog'da bir aylanib qo'ydi. Bir o't chiqdi g'ordan, o'sha yerdagi tog'dan. Fasbahat kassarin. Kuyib hamma daraxtlarning to'nkalari qoldi. Ko'ring, necha yillar bir tekis chiroyli meva daromad berib turgan bog' noqobil farzandlarni qo'liga o'tib kambag'al bechoralarga haqqini bermaymiz degan paytda Alloh taolo ulardan bu bog'ni nima qildi? Olib qo'ydi. 6-dan bu hadis inson bolasi o'zini rizqini o'zini qo'li bilan, o'zini mehnati bilan topib yeyishligi ishora bor. Birovning hisobidan kun ko'rayotgan, pulni qayerdan kelib, qanday bir mehnat mashaqqat evaziga kelayotganligini bilmagan odamni sarflashini ko'ring. Bel og'rimaganda nima degani bu? Rossiyada qanaqa qiyinchilik bilan pul jo'natayotganligini bilmayotgan enalarimizni pul sarflashini ko'ringlar. 2 yil betob bo'lib, bemor bo'lib, yurtidan, bola chaqasidan uzoq bo'lib qiynalib top kelgan erdi bitta to'y o'tkazadi. Shuni yerini sohib turib, boring yana deydi. O'zi bitta pochka kasal bo'lib kelgan edi. Endi yana ketadi. Beli og'rimaganda noyishini ko'r. O'zini farzandini uzoq musofir yurtlarga jo'natgan aka-ukalar, opalarimiz ham eshitadi bu ma'ruzalarda inshaalloh qanaqa qiyinchilik, mashaqqat evaziga topib jo'natayotganligini jinday mulohaza qilinglar. Qadriga yetinglar, isrof qilmanglar, chunki bu farzandlar, bu juft halollar, bu tomon bo'lib safarda yurganlar, keyin ham kerak bo'ladi sizlarga. Qadriga yetinglar. Demak, inson o'zini qo'li bilan mehnat qilib pul topsa, o'zini mehnati bilan topsa, o'ylab sarflaydi. Rozimisizlar? Chunki Davud alayhissalom ham o'zini tirishchiligini poshsho, payg'ambar, qozi bo'lishiga qaramasdan temirchilik bilan tirishchiligini o'tkazgan. Eng yomon odam birovlarga yuk bo'lgan odam, bilib qo'yinglar ukalar. Shuning uchun uylanayotganda-chi, uylansam meni patdeshi qiladi degan javobdan qiz olmanglar. Eshitib qolyapmiz. Shu qizini olsak, o'g'limizni bir-ikki yil patdeshga qilib turadiganmi qaynatasi deb so'rab kelayotgan opalar bor ekan. Sen o'g'il boquvdingmi? Iymon qani Allohga? Rizq Allohdan degan e'tiqod qani? Ukalar, tushunchamizni to'g'ri qilaylik. Rizq Allohning qo'lida. Otangiz o'lsa, eningiz o'lsa ham sizning rizqingiz o'zingizni peshanangizga yozilgan, siz bilan billa. U birovni orqasidan kun ko'rmaylik. Nima demadinglar? Bu faqat Allohga iymon keltirgan mustaqil butun bir yuragi ham, belagi ham, beli ham mustahkam bo'lgan o'g'il bolada bo'ladi bunaqa e'tiqod. Boyindagi fikrdagilar o'g'il bolada bo'lmaydi unaqalarda. 7-dan banda o'ziga keladigan rizqini mehnatidan mana topib yeyishlik kerak. Orzu hayollar bilan faqat duo qilib o'tirsanglar bo'lmaydi. Duo qiladi, Allohga tavakkal qiladi, chiqib bir hunarda, bir kasbda tijoratni nima qiladi? Etagini ushlaydi. Natijasini Alloh taologa tavakkal qiladi.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.